Arkadaşlar Erol Evgin'se senaristi. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey. Efsane şarkılar değil mi? Bu şarkıların söz ve müziklerini yapanları biraz analım mı? Efsane gerçekten. Değil mi? Melih Kibar da Çiğdem Talu. Melih Kibar ve Çiğdem Talu gerçekten Erol Evgin'in herhalde birçok şarkısında imzaları var o ikilinin. Kimi insan? Yani hepsi birbirinden efsane şarkılar. Yani ben ta çocukluk yıllarımdan beri Erol Evgin'i dinleyerek, ya dinleyerek büyüdüm desem hiç ayıp olmaz. Çünkü gerçekten hatırlıyorum 8-10 yaşlarında bile Erol Evgin'in böyle Adapazarlıyım ben. Sokakta o güzel yaz günlerinde radyoda Erol Evgin'in dinlendiğini, Erol Evgin'in sokakta o zaman en şey parçası en şuydu galiba. Ay. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasa, değil mi? Acayip yani. Müthiş parçalar ve o zaman da yıkıyordu ortalığı. Erol Evgin'in konservatuar yıllarımda gidip plaklarını aldığımı hatırlarım. Çok güzel bir plağı var, eski plağı. Kendisiyle de sohbet etmek çok istiyorum. İnşallah olur. Biraz dinleyelim. Erol Evgin'in tamamen kendine has bir sesi var. İnanılmaz tatlı bir mimik. Buyurun. Geçen bir arkadaş demiş ki, biraz güleyim. Hocam istersen videoyu hiç, yani hani bu durdurma falan hikayelerine demiş ki, hocam bence videoyu hiç izletme. Sen kendini anlat. Bu çok hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum sana. Öyle bir şey yapmış. Kimi insan balıkların çeşitlidir. Bak. Ben ayrılıklı. Şu el hareketleri burada hani şu. Ben ayrılıklı. Kimisi ezbere sayar yıldızlar. Efsane bariton değil mi yani? Renk. Anladım. Ben hasretleri. Ve sürdürülebilir profesyonelliğin mükemmel bir örneği. Bir yumak sarar gibi. Of. Geçtim acılardan. Tamamen kendine has bir renk. Bakalım hangi tonmuş şöyle bende. Bu. Neydi? Mi. Narari rarai raram. Düştüm acılardan. Değil mi öyle bir şey? Yüreğim neden? Bir demir kapı. Yani şöyle. Darari rarari var. Gitarım almıyor. Dur. Enstrüman biter mi gençler? Bakalım. Narari rarai raram. Mi kürdi. Öyle diyoruz ona. Peki. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bir yerlerde bir yerler baya böyle göğüs rezonansını abartarak kullanıyor diyebilirim. Hani kuş uçmaz, kervan geçmez. Bir yer bol nefesi ve göğüs nefesini daha çok iterek kullandığını düşünüyorum. Bu diyaframdan çok göğüs nefesi gibi. Bakın. Bir demir kapı. Çok hava fazla var. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Özellikle burada. Bir yerlerde ki. Bir yer, gerçi diyafram da kullandığını görüyoruz burada görüntüde ama yani bir yer baya hava. Bir yerlerde ki. Bir yer, görüyorsunuz değil mi? Fazlasıyla hava var. Ama bu göğüs rezonansı her zaman ifadeyi daha, nasıl diyeyim, abartmanın bir yolu. Bir yerlerde ki. Bir yer. Belki de aşk dedi. Ama o el hareketi diyorum yani. Erol Evgin'i bir yerlerdeyim. Yani çok imza. Böyle oldu. Tabii onda da inanılmaz sahnede tiyatral beceri kullanma hat safhada. Geçen hafta Emel Sayın izlemiştik. Erol Evgin. Ya sanki bana böyle aynı kuşağın sahne becerisi gibi geliyor. Çok iyi tiyatro kullanıyorlar. Çok güzel mimik kullanıyorlar ve hep pozitif bir ifadeleri var. Bence bu şeyden kaynaklı ya. Çok sahne yapmak ve böyle nasıl diyeyim, herhalde şimdi mesela 96-2000 arasını düşünüyorum İstanbul'da. O dönemlerde inanılmaz Beyoğlu'nda ve İstanbul müzik piyasası acayip hareketliydi. Yani sürekli insanlar çalışıyordu, program yapıyordu. Hiç iş bitmiyordu. 2000'lerden sonra bu
tam tersi haftada iki güne doğru dönen bir şeye gitti. Ve insanlar aslında daha az çalışmaya başladılar müzisyenler bakımında. Daha az çalışan müzisyenler daha az sahne yapıyor demektir. Erol Evgin, Emel Sayın gibi şarkıcılar çok daha eski dönemlerden geliyorlar ve sahne kültürünü daha da fazlasıyla farklı şekillerde yaşayarak geliyorlar. Ve bu bence kaçınılmaz olarak sahne becerilerinde diyaloğun çok daha fazlası fazla olması demek. Az sahne yapan şarkıcıların diyaloğu da kaçınılmaz olarak az olacaktır. Yani çünkü bu şey gibi seyirciyle kurulan arkadaşlık, ilişki, tecrübeyle gelişen bir şey ve ikisinde de aynı şeyi ben görüyorum. Bana bu sanki yılların getirdiği, sadece yılların getirdiği tecrübe, efendim 40 senedir sahneye çıkıyorum ama ne kadar çıkıyorsun hani 40 senede bir, bu şekilde değil. Çok uzun yıllar sahneyle donanmış olmakla alakalı bu. Sahne özellikle mimik kullanma bence. Ha, o kadar sene yapıp hiç mimik kullanmayan da var. Ona da bir şey diyemem. O da o kadar. Geçtim acılardan. Tamam, hani hiç zorlamayan, geçtim acılardan, hiç kendini zorlamayan bir ton var ki Erol Evgin'in en tizleri acaba C olabilir mi? Nelerlerdeyim. En tizi buydu şu an. Bir kilit yüreğimle de gidelim. Kuş uçmaz ki erişir imkansız aşk. Ben imkansız aşklar için Do. Yani bir bariton için bile tiz olmayacak bir aralık diyebiliriz. Yani ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Şu ana kadar 6 ses falan. 1 oktav olmadı aralık. Küçük dar bir aralıkta söylüyor. Erol Evgin'in eski parçalarında da belki biraz gençlik yıllarında daha R'lere, Mi'yi görmüş olabilir ama genelde bu aralığı ben biliyorum. Ama kendi bulduğu aralıkta çok güzel şarkıları var. Muhteşem şarkıları var. Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı. Yani bir de ifadesi ilginç. Ben her zaman bunu söylerim. Ne unutmayı. Farklı bir, hep bir pozitiflik dışarı saçan değil mi? Ne unutmayı, hani arabesk duygu budur. Ne unutmayı, ne kadar parlak bir ifade değil mi? Yani aynı melodiyi bin şekilde söyleyebilirsiniz. Ne unutmayı, bu beyaz, daha parlak ifade gel Erol Evgin'e gidiyor. Tarkan'da da benzer bir şey var aslında. Ne unutmayı, yakın. Ne bileyim ama ne unutmayı, değil mi? Bu daha kapalı ve daha koyu, daha acılı bir ifade. Tamamen bu şekilde. Kayboldum kuytusunda yalnızlıkları. Biraz boğazına hafif hafif sürterek de söylüyor ama aralık o kadar az ki sesinin yorulması, kısılma ihtimali, zorlanması bence çok zor zaten. İhtimali bile yok. Yaşadım. Ki kullandığı yerde yaşadım en karasını, hep parlak ön bölgeyi tutuyor. Sahil. İşte kontak. Seyirci kontağına mükemmel bir örnek geliyor. Gözleri gördünüz, bir anda seyirciyle kontak geçeceğini belli ediyor. Gördünüz mü? Geliyorum. Şimdi sıra sizde. Şaşırtma. Yani seyircide şu vardır yani, izler izler bir süre sonra böyle o da ayılır. Seyirciyi ayıltıyor Erol Evgin. Ben imkansız aşklar için yaratım. Ve onlara söyletiyor şu an. Çok ustaca işte. Dik bir ifade. O mikrofonun çok klasik bir tutuşu var Erol Evgin. Hani yandan şöyle bakın, yani nasıl anlatsam size, ifadeler çok şey, her ifadede naiflik var. Yani gerçekten çok naif, çok beyefendi ifade değil mi? Bakın hani mikrofonu şöyle, unutulmayı değil mi? Hani unutulmayı oğullardan şu, bilmiyorum yani, başka bir, ya bilmiyorum, bugün hani bu şekilde söyleyen kaç tane şarkıcı var? Bence bitti bu stil. Ama Erol Evgin
bu stilin zaten hani yıllardır sürdürülen örneği yani profesyonellik örneği. Mikrofon çekme, seyirciye bakma, yan dönme. Yani bayağı sahnede o dimdik duruşu ve ilgiyi üzerine toplamıyor ama egoistçe değil. Yani böyle bana bakın değil de hani bir sanatçı, sanatçı duruşlu söyleyen kişinin olması gereken şekilde diyebiliriz. Yaşadım en karası. Aa yaşadım. Bu mi olur mu? En mi mi? Yaşadım en karası. Mi en tizi geldi. Şimdi normal bir bariton sesinde bakın yüksek bariton değil. Fa'lar, mi'ler özellikle mi rahat çıkar da fa ve fa diyezler pek öyle kolay çıkmaz. Yani onlar onun çünkü iyice zorlandığı kafa bölgeleridir. Geçiş bölgeleridir. Yani burada hep kafaya döner. Burada almaz. Bu daha tenoral bir renk. Burada hep kafada dururlar. Bakın o da öyle yapıyor. Bu arada Erol Evgin de başladığı mi'den diğer mi'ye ulaştı. Bir oktav. Yaşadım en karasını sevdalarım. Çok yumuşak, çok naif bir ses. Dediğim gibi kadife bir renk. Orada neler yaptığına da bakacağım. En zor şey, bütün şarkıcılar için en zor şey nedir? Enstrümanlar çaldığı anda ne yapacak şarkıcı? Şimdi bir enstrüman çalmıyor. Böyle ayakta duracak. Değil mi? Ama ne yapacak? Elimi nereye koysam, şunu ne yapsam, böyle mi duracağım? Bazı Türk müziği sanatçıları konserlerde görüyorsunuz. Sazlara dönüp böyle bekliyor. Bakın Erol Evgin ne yapıyor? Hafif tatlı bir salınım. Değil mi? Yani abartmadan oh yok zaten parça slow ama sağ el bir tempo şeklinde gidiyor. Dimdik bir duruş. Erol Evgin'in hiç kamburlaştığını görmüyorsunuz. Sahne duruşu her zaman çok net. Ve yüz ifadesi. Son derece sıcak, gülümseyen bir ifade. Seyirciye huzur veren, dinlendiren, iyi ki biz bu konsere geldik hissini yaratan bir şarkıcı. İlginç. Çünkü bu karşılama ve sıcak ifade çok değerli. Bir atıyorum işte hava şirketinin uçağına bindiğiniz zaman ne oluyor? Hoş geldiniz diye sizi ağırlıyorlar değil mi? Gel geç geç demiyorlar yani dolmuş gibi. O size bir rahatlık ve huzur veriyor. Hoş bulduk, teşekkürler. Eve gelme duygusu. Sahnede de bu var. Aynı şey. Gidelim. Benzer şeyler. Sözlere bakıyor. Ama sözlere baktığını size belli etmiyor. Efsane ya. İşte ya, usta işte. Bak. Coşmalı. Bak. Neymiş bakalım sözler? Yanlış yapmayalım. Geri dönüş. Geri dönüş kesinlikle muhteşem. Evet. Çok güzel. Kasırgalar kopmalı. Bir sürü size ders veriyor yani. Nasıl kullanabilirsiniz? İşte böyle kullanabilirsiniz. Aşkın bir zehir gibi. Oo, zehir ifadesi efsaneydi. Aşkın bir zehir. Zehir. O içine çekilen hani zehir gibi. Çok güzel. Çok ifadeyi giydirmiş. Aslında Kenan Doğulu da Erol Evgin ekolünün devamı gibidir. Çok vardır hani. Deliyim, gözü kara deliyim, yakarım. Her şeyi ifade etme. Tek yürekçim sensin. Hani hep böyle bir dönem vardı ya bir şeyleri ellerle kollarla ifade etme. Onun temeli Erol Evgin. Kemal kanun çalan bizim okuldan arkadaşımız. Evet, şimdi fark ettim. Final. 3 tane vokal var. Bakalım ne yapıyor vokalde. Temiz bir şekilde destek veriyorlar. İbrahim Tatlıses vokali gibi değil. İbrahim Tatlıses vokallerinde biliyorsunuz kızlar çok fazla tizleşmez. Böyle aşağıdan okurlar. İbrahim Tatlıses üstünde çıkar. Kızlar burada bayağı tizler. Tabii ki bariton bir renge eşlik etmek için. Finalim re. Bayağı güçlü güçlü. Çünkü baritonun tizleştiği en tiz notlar artık. Başka türlü çıkmaz. Sevdalar. Daha üstte imkansız.
finalde çok yumuşak. Geliyor. Bitiriş ifadesi cluster. Bakalım. Evet. İşte bu ifade. Senelerce Erol Evgin'i bu ifadeyle taklit ettim. Yani böyle hani bir sanatçıyı beğendiğiniz bir kişiyi taklit edersiniz ya. Benim ifadem buydu yani. Hanyussuz bir yuva ya. Şu. Yani bakın. Efsane. Saygı ve sevgiler Erol Evgin'e, gerçekten. Efsane, efsane sanatçılarımızdan biri. Yani öyle. Yıllar sonra da, yıllar sonra da şarkıları her zaman söylenecek. O kadar güzel ve değerli.